Veya bu koridordan daha önce geçmedik mi? Hayır. Sanırım geçmedik. Abi her yer birbirine benziyor. Nasıl ayırt ediyorsunuz ya? Ha işte orada bak. Hadi kapıyı kapat. Hocam kaç tane kamera var? 17 tane. Peki hangi kameranın nereye baktığını biliyor muyuz? Normalde biliyoruz da. Da ne? Da şu işte, da şu. Normalde bu kameranın bahçeyi göstermesi gerekiyor ama şu anda koridoru gösteriyor işte. Bahçe zaten siz için de. Hocam şuraya bakın. Şurası bahçe değil mi? Evet bahçe. Burası bahçe de. İşte her bir şeyin yeri değişmiş. Bu çok saçma. Hoca hala saçma mı diyorsun ya? Bahçeden çıkamıyoruz, orası kesin. Spor salonunu da denedik. Ha bir dakika. Ha çatıya çıkan merdivenler eğer oraya ulaşırsak... Eğer oraya ulaşırsak ne? Şu amına kodum karısı. Ulaşırsak çatıya çıkacağız. Çatıya çıkıp etrafı görebileceğiz. Bence deneyebiliriz abi. Tamam, tamam bence de iyi plan. Şimdi tek yapmamız gereken oraya nasıl gidebileceğimizi çözmek. Tek tek kameralara bakalım. Bakıyorum işte, bakıyorum. Günahsız bebek de, ben de senin yüzünden öldüm. Açık açık konuşacağım seninle. Senin durumundan veliler çok şikayetçi. Neden şikayetçi hocam? Herkes anneanneni konuşuyor. Cinci büyücü falan diyorlar. He? Kız geçen polis basmış evinizi. Hayır hocam. Yani bu benim lafım değil ama... öyle bir kadının torunuyla çocuklarımız arkadaşlık yapsın istemiyoruz diyorlar. Korkuyorlar kızı. İyi de hocam benim anneannem öyle biri değil ki. Ama şimdi yani ben bunu uyduruyor muyum? Ha? Korkuyorlar diyorum, çekiniyorlar. Ama... rahatsızlar, aması falan yok. Bu durum böyle.
Sen bence ne yap biliyor musun? Pıllı pırtını topla eşyalarını, okuldan kaydını al, başka bir okula kaydını yaptır. Hocam neden? Kızım elimden bir şey gelmiyor, gelse yaparım. Hocam lütfen, yapacak bir şey yok mu? Ben konuşurum anneannemle, hem anneannem duyarsa çok üzülür, ölür kahrından. Hay Allah, bak şimdi. Hocam yalvarıyorum, yardım et. Ne yapsak ya? Bilemedim. Hocam yalvarırım, bir şeyler yapın. Tamam. Dur bakalım, bir şeyler düşünelim şimdi. Ne yapsak? Elimizden gelir herhalde bir şeyler. Gel. Rahat ol, rahat. Halledeceğiz, her şeyi halledeceğiz kızım. Kandırıyor sizi. Sakin olacağım ya. Ya ne sakin olacağım? Bu herif yüzünden oldu, hepimiz burada kısılı kaldık. Hayvan herif. Kıza sen mi tecavüz ettin? Oğlum yok öyle bir şey. Tecavüz falan yok. Saçma sapan konuşmayın. Ya ne sikim oldu belli olmayan bir şey. Bana mı inanıyorsunuz, ona mı? Hoca. Senin zamanında Kevser diye bir kız intihar etti mi? İntihar etti. Etti. Etti de benimle bir ilgisi yok ki bunun. Benimle bir ilgisi yok. Abi yaprak, niye Kevser'in ruhunu çağırdın? Siz Kevser'in ruhunu mu çağırdınız? Abi Fatih, bir şey yapmamız lazım. Oğlum sus! Bu hayvan herif kıza tecavüz etmiş olabilir. Oğlum her şey bunun yüzünden lan. Bu amına kadar uçacağız. O kıza tecavüz etmiş olabilir. Çek bana yine. Ne tecavüz amına koyayım? Ne tecavüzü? Tamam diyelim ki tecavüz ettim. Tamam kabul ediyorum. Hadi diyelim ki tecavüz ettim. Tecavüz ettim, tamam. Diyelim ki tecavüz ettim. O zaman size niye saldırıyor, sadece bana saldırmıyor? He? Sizin bir günahınız yok, bir suçunuz yok. Siz masumsunuz. Mantıklı düşünün biraz. Sizin bir suçunuz yok ki, günahınız.